Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün aslında heyecanlıyız çünkü jeneriğimiz 6 yıl ve 308. programda değişti. Bu yeni jenerik Dijital Panzehir tarafından yapıldı. Buradan tüm kreatif kadroya selam ediyoruz, ellerine sağlık diyoruz. Tabii bugün bu jeneriğin değiştirilmesine neden de bildiğiniz gibi 23 Eylül Ekinoks, gece gündüz eşit, ekvatora güneş ışınlarının 90 dereceyle geldiği ve Kuzey Küre'de sonbahar ekinoksu, Güney Kore'de de, Kore diyorum bu arada o kadar çok şey var ki, Küre'de de, Güney Küre'de de ilkbaharın başlangıcı olarak geçiyor. Güzel haberlerimiz var, bir iki tane bahsedelim. Emmy'de ilk kez bir Türk ödül almış. Efendim, Ekin Akal'ın Netflix'te yayınlanan bir takım belgesellerde animasyon çalışmalarıyla Türkiye'de bu işi alan tek Türk olarak tarihimize geçti. Önemli şeyler bunlar, güzel. Diğer bir duyurumuz ise aslında televizyon yayıncılığını çok yakından ilgilendiren IF TV olayı. RATEM'in üstlendiği, ev sahipliği yaptığı, Ekonomi Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı, Başbakanlık Tanıtım Fonu ve CEO'nun organizasyonuyla gerçekleşecek olan bu etkinlik Lütfü Kırdar'da ve 28-30 Eylül arasında birçok da yabancı oyuncunun menajeri bir takım workshoplar yapacak. Bir takım konuşmacılar var. İşte dizi pazarlamaları falan. Türkiye biliyorsunuz bu dizilerde de bayağı iyi bir durumda. Buradan RATEM Başkanı sevgili Yusuf Gürsoy'a da sevgiler diyoruz. Ve programımıza geçebiliriz diye düşünüyorum. Efendim konuklarım Nutrisya Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Blab kurucu ortağı Viktor Kuzu. Hoş geldiniz. Genç bir nüfusa sahibiz. Evet. Genç annelerimiz, genç babalarımız var. Çocuk büyütüyorlar. Bu büyütürken tabii beslenme çok önemli bir noktada. Tabii bu konuda da vakit ve zaman sınırlamalarında insanların bizim zamanlarımızda gibi İşte oğluma mercimek çorbası yapayım veya işte erişte yapayım olayları biraz tarihe karıştı. Neler yapıyorsunuz? Ne yenilikleriniz var? Yeni de bir ürün. Evet. İsterseniz biraz üründen ve markadan bahsedelim. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Biz Nutrisya anne bebek beslenmesi olarak çatımız altında 3 markamız var. Bugün aslında konuşacağımız markamız Bebelak Gold. Bebelak Gold en genç markamız. 2 sene oldu lanse edeli ama bu kısa sürede, çok kısa sürede ilk 3. marka olmayı başardı. Çünkü annelerle gerçekten çok önemli bir duygusal bağ kuruyor ve anneler de bunu anlayarak kısa sürede benimsediler markayı ve sahiplendiler. Bizim şirket olarak stratejimiz, misyonumuz, biraz önce bahsettiğiniz gibi Türkiye'de yaklaşık olarak 1.3 milyon bebek doğuyor. Bu doğan bebeklerin en doğru ne şekilde bu 1.3, bir sene içerisinde. Bir sene içerisinde evet. Azmış ya. Oldukça yüksek aslında bazı Avrupa ülkelerine baktığımız zaman. Ve bu bebeklerin en doğru şekilde beslenmesi bizim ana misyonumuz. Pazarlama iletişimimizde aslında daha çok markaları ön plana çıkartmak yerine eğitici faaliyetlerde bulunmak ve aileleri bilgilendirmek ana misyonumuz. Çok önemli burada bir mesajımız var. Diyoruz ki ilk bir sene mutlaka anne sütü, evet. Ve 6. aydan sonra da yavaş yavaş ek gıdalara başlatmak ve bunu ara öğünler olarak vermek. Çünkü ülkemizde çok erken dönemde ek gıda verilmeye başlanıyor ve çok yüksek miktarlarda. Bu tabii çocukların, bebeklerin hem bebekliklerinde hem de gelecekleri için doğru bir beslenme biçimi değil. Bunun da aslında bir altında psikolojik bir sebep yatıyor. Anne sütü tabii her zaman için en iyisi, en önemlisi. Biz de şirket olarak bununla ilgili çok büyük çalışmalar yapıyoruz. Peki bir parantez açacağım şuraya. Tabii. Kafama takıldı çünkü hani anne sütü çok önemlidir diyoruz, evet. Da annelerin de ben hani bazen böyle kulaktan duyma bilgilerle hani her annede de hani her zaman süt mesela olayı uzun dönemli olmuyor. Belki kısa oluyor, belki buna dönük bir şey var mı? Yani eskiden hatırlarım ben süt anneleri falan vardı yani. Evet.
Şöyle ilk önce tabii annenin bu konuda destek almaya çalışması gerek. Yani annenin de beslenmesi gerek. Lazım evet. Gibi geliyor çok bana. Çok iyi beslenmesi lazım. Bizim bu konuda da bu arada ürünlerimiz var. Annenin bir kere huzurlu olması lazım. Stresli olmaması lazım. İyi beslenmesi gerekiyor. Her türlü desteği bu konuda alması gerek. Ama öyle durumlar olabiliyor ki gerçekten yeterli anne sütü olmayabiliyor ya da hiç olmayabiliyor. Bu durumlarda da annelerin suçluluk hissetmemesi gerek. Çünkü biz diyoruz ki annenin aslında huzuru ve mutluluğu her şeyin temeli ve bir çocuğuna yansıyor. Ve bu konuda da aslında toplumda bir baskı var. Anne veremediği zaman çok üzgün hissediyor evet, kendisini. Evet işte öyle bir durumlar var da onun için dedim. Yani onlara da bir psikolojik eğitim, sizin o tip çünkü çalışmalarınız da var bahsetmiştik program öncesinde. Onlara doğru. Da geliriz belki tamam. Zaman kalırsa. Ama o da önemli. Yani çocuğun beslenmesi önemli ama annenin de. Yani altyapının da sağlam olması lazım diye düşünüyorum. Evet. Biz de zaten ikinci en doğru, anne sütünden sonra ikinci en doğru tercih olarak anlatıyoruz kendimizi. Devam sütü diye devam geçiyor galiba. Devam sütleri ve çocuk sütlerini. Hı-hı. Çünkü bunlar gerçekten yıllarca yapılan araştırmalar sonucunda yapılıyor ve anneler çok gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Ben de iki çocuk annesi olarak bunu çok rahat altını çizebilirim. Anneler daha çok çocuklarıyla geçirdikleri mutlu anların tadına varabilirler. Varabilirler. Hı-hı. Harika. Peki Victor sana dönüyorum. Böyle bir güzel bir ürün. Taze bir ürün. Devam da diyor. Yani reklam da devam edebilir diye düşünüyorum. Nasıl bir stratejiyle girdiniz? Hani biraz ondan bahset sonra filmi gösterelim diye düşündüm. Biz Blab'ın 3 kurucu ortağı Öner Taylan ben. Üçümüz de yeni babayız. Yani aşağı yukarı aynı yaşlarda 1-5 yaş arası çocuklarımız var. Ama yani sadece bu kişisel tecrübe değil. Yıllardır anne bebek kategorisinde yaptığımız bütün çalışmalarda biz hep aynı şeyi gördük. Annelerin bu dönemde, hayatlarının bu döneminde yani bebekleriyle tanıştıkları bu dönemde gerçekten desteğe, bilgiye, yardıma çok ihtiyaçları var ama daha çok da onların arkasında durup doğruyu yaptığını söyleyen güvenebilecekleri ortaklara ihtiyaçları var. Biraz aslında bunu biz hep bir abla diye konumlarız. Yani bir şekilde o yoldan daha önce geçmiş ve ona doğruyu yaptığını söyleyen, doğru yolu gösteren ama çok da tepeden bir şeyleri dikte etmeyen yardımcılara ihtiyaçları var. Biz Bebelak Gold'la tanıştığımızda bir kere öncelikle yani ürünün ciddi bir farkı var. Fermante bir ürün. Bebelak Gold fermantasyon nedir? Yani bir şey sindirmenize yardımcı olur. Dolayısıyla Bebelak Gold'un aslında bebek üzerindeki faydasını, bebek üzerinde ne ifade ettiğini anlayarak başladık ama peşinde olduğumuz şey sadece bu değildi. Yani işin stratejisini kurarken tüm anne bebek kategorisi ürünleri hep anneye bebeği üzerinden ulaşırlar ve bebeğin üzerinde yarattığı faydalar üzerinden aslında anneye bir mürvet vaat ederler. Yani sen bugün acılar çekiyorsun ama mürvet güzel bir şey. 10 yıl 20 yıl sonra bunun karşılığını göreceksin. Biz burada daha büyük bir şey olduğunu hissettik açıkçası. Yani anne olmanın babalar olarak biraz anneleri belki izleyerek, eşlerimizi izleyerek anne olmanın içinde o mürvetten daha öte günlük bir şey olduğunu hissettik. Ve aslında annenin tek derdinin çocuğunun işte 3 yıl sonra okulda uzun boylu olması, 20 yıl sonra üniversiteden mezun olurken sınıfın en akıllı olması değil de o tek gün verdiği mücadeleyi kazanması. Yani her gün bir mücadele var ve her gün o mücadeleyi anne veriyor ve her gün o mücadeleden zaferle çıkması anne için önemli. Dolayısıyla Bebelak Gold'u konumlarken o tek bir gülücük için cümlesi bizim için çok önemli. Çünkü o zaten motto gibi bir şey oldu. O işin mottosu oldu, stratejisi oldu. Bütün odağı anneye çevirdik. Bebeği üzerinden değil, annenin yaptıkları üzerinden bir bağ kuran bir marka olmak istedik. Bir de orada zannediyorum filmde anne ile çocuk da gerçek. Gerçek. Değil evet, mi? Gerçek. O da iyi bir gerçek. Böyle olmuş. Bir prodüksiyon, böyle bir yapım yapmanın sırrı bence buydu. Çünkü gerçekten zor set şartları. Bebekleri en fazla 2 saat sette tutabiliyorsunuz. Bebekle çalışmanın çok zor. Ayrı bilirim, dinamikleri bizde de bebek var. Ürünleri üzerine müşteriler var. Yani o bebek şeyini çok yakından takip ediyoruz. Yönetmenimiz Can Pehlivan'dı. Bu projeyi ele aldığında Norfilm gerçekten bu çözümü buldular ve gerçek bir anne ve gerçek bebeği Elif ve Ali 16 aylık ikinci bebeği ve orada çok hissettik biz gerçekten iyi ki sette gerçek bir anneyle ve gerçek bebeğiyle girmişiz. Peki bir izleyelim mi filmi? Gerçek anne ve çocuğu. Taşıdın. Anne oluyorum. Taşıdın. Taşıdın. Kokladın. Uyandın. 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 Denedin. 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 Buldun.
tanıştı, göbüşü rahat etti, daha çok güldü. Tek bir gülücük için her şeyin daha fazlasını yapan annelerin çocuk devam sütü. Evet, biraz zamandan yana kısıtlı olduk canlı yayın girince. Peki film hakikaten çok samimi, sıcak bir film. Geri dönüşler nasıl oldu? Bununla ilgili tabii hem televizyon hem sosyal medya mecrasında oldunuz. Hala da devam ediyor kampanya. Devam ediyor, evet. Haziran'da da başlayan, çok da geç değil. Yani yeni de bir kampanya. Yeni bir kampanya. İlk çok gelen olumlu. Geri dönüşler nasıl? Çok olumlu. Anne olan ya da geçmişinde aslında çocuk olmuş herkes bu kampanyayı çok beğendi. Anne olanlar tam beni anlatıyor, kendimi gördüm. Hmm. Bu gerçek benim hayatımdan bir kesit derken şu anda bu kampanyayla hani durduramadım gözyaşlarımı, annemi arıyorum diye yazanlar da oldu. Ve kampanya aslında çıkmış, Haziran'da çıkmış olmasına rağmen her reklam kuşağından sonra tekrar sosyal medyada bunları görmeye devam ediyoruz. Bu da zaten bu tepkiler de bize doğru yolda olduğumuzun en güzel kanıtı. Onun dışında tabii iş sonuçlarına da çok olumlu şekilde yansıdığını görüyoruz. Ama bizim için temel fayda şu anda o annelerle o duygusal yakınlığı ve markanın kurmuş olması. Yani bu ürün de zaten anladığım kadarıyla eczanelerde ve bildiğimiz marketlerin hepsinde olan ürünler. Evet. Değil mi? Olan ürünler. Peki işin prodüksiyonuna biraz gireceğim. Hani zaman da biraz sınırlı diye diyorum ama nasıl toparlayalım istersen? Yani senle de işte, kalabilir yani ya programın sonu. Ya şöyle toparlayalım. Yani iş sektör geliştikçe iz bırakmak, etki bırakmak zor oluyor yaptığınız kampanyalarda. Biz hani sadece bunu hissedebiliyoruz. Bu kampanyada iz bıraktığımızı hissediyoruz. Bunun sonuçlarını önümüzdeki aylarda daha net göreceğiz ama annelerle konuştuğumuzda, filmi izleyenlerle konuştuğumuzda o bir şeye dokunduğunu ve o dokunduğu şeyin de büyük bir şey olduğunu, o tek bir gülücüğün aslında ne kadar büyük bir uğraş olduğunu hissediyoruz. Biz gerçekten yapım şirketine de çok teşekkür ediyoruz. 4 gün büyük bir proje, çok uğraştılar ve iz bırakan, o duyguyu geçiren bir iletişim oldu. İnşallah Bebelak Gold yeni bir marka ama önemli bir şeye karşılık veriyor. O duygusal bağ kurarak önümüzdeki dönemde bunu devam ettirir. Peki teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Biz çok teşekkür ederiz. Buradan annelere ve anne adaylarına da. Belki biraz babalara da. Belki biraz da babalara kolaylıklar diliyoruz. Hayatı kolaylaştıran, beslenmeyi en iyi şekilde veren bir ürün. Tekrar teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.